فَمَنْ تَوَلَّى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Kur'an muallimi Hafız Hasan Hüseyin Varol, 1934 yılında Konya'nın Bozkır ilçesinin Kızılçakır köyünde dünyaya geldi. Küçük yaşlardaki gayreti ve Kur'an okuma hususundaki kabiliyeti köy hocaları tarafından görülünce daha iyi bir eğitim alması için Konya'ya gitmesi tavsiye edildi. Kısıtlı imkanlarına rağmen ailesi onun daha iyi bir eğitim alması için Konya'ya hicret etmişti. Konya Sultan Selim Camii İmam Hatibi Şükrü Efendi de başladığı hafızlık çalışmasını 1948 yılında tamamladı. Bu yıllarda tecvid derslerini Azade Osman Efendi'den, Arapça tahsilini de o dönem Konya Merkez Vaizlerinden Hacı Tahir Büyükörükçü'den aldı. Ömrümü bitirmişim, kalmadı hiçbir işim, deşin kabrimi deşin, şimdi firkat beklerim. Dönemin en önemli isimlerinden aldığı Arapça, talim, ses ve makam dersleriyle İstanbul'da çeşitli camilerde görev yaptıktan sonra Konya'ya dönen Hasan Hüseyin Varol Hoca, 1959-1963 yılları arasında ise Konya İmam Hatip Okulu'nda Kur'an muallimliği yaptı. Bu yıllardan itibaren sosyal faaliyetlere ağırlık vermeye başlayan Hoca Efendi, özellikle gençlerle olan diyaloğu ve onların yetişmesindeki gayretiyle önemli faaliyetlere imza attı. 1975 yılında Hayra Hizmet Vakfı'nı kurarak tüm sosyal, kültürel ve dini yardımlaşma faaliyetlerini bu vakıf eliyle sürdürmeye başladı. Derdinle zebun olduğumu gizlemek olmaz. El gar min el bali alel hali delilu. Türkiye Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasında Türkiye birincisi, yine 1979 yılında İslam ülkeleri hafızları arasında yapılan Kur'an okuma yarışmasında da dünya birincisi olmuştu. Uzun yıllar Konya'nın büyük camilerinde imam hatiplik görevi yaptıktan sonra 1982 yılında Kapı Camii'nden emekliye ayrıldı. Gelin kardeşler, gelin. Hakları helal edin. Bizlere dua edin. Şimdi rahmet beklerim. Ömrü İslam'a hizmetle geçen Hasan Hüseyin Varol Hoca Efendi Hakk'a yürüdü. Ve men yebteğî gayral İslami dinen felen yukbele minh ve huve fil âhireti minel khâsirîn. Hoca Efendi'nin cenazesi 6 Nisan Perşembe günü öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazının ardından Üçler Mezarlığı'na defnedilecek.